Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Geleneksel Dead by Daylight turnuva duyuru videosundan hepinize selamlar efendim. Bugün burada dördüncüsünü düzenlediğimiz Dead by Daylight turnuvamızın duyurusu için toplanmış olmaktayız. Şimdi gördüğünüz gibi ilk üç turnuvadakinden daha farklı bir siteyle karşınızdayım. İlk üç turnuvada başka bir site üzerinden kayıt yaptırıyordunuz turnuvaya. Fakat bu turnuva ve bundan sonraki turnuvalarda gördüğünüz site üzerinden kayıt yaptıracaksınız. Şu an siz bu videoyu ayın 7'sinde izliyorsunuz turnuva da 14 Ağustos Cuma günü saat 6'da başlayacak arkadaşlar. Yani bir haftalık bir katılım süreniz var. Şimdi gelelim turnuvaya nasıl katılacaksınız. Turnuvaya giriş için hiçbir şart yok arkadaşlar. Yaşınız, rankınız, oyunu kaç saat oynadınız bunların hiçbir önemli değil. Ve girişler tamamen ücretsizdir tabii ki de. Şimdi gelelim turnuvaya nasıl giriş yapacaksınız. Şimdi sitenin linkini zaten açıklama kısmında bulabilirsiniz. Açıklama kısmından turnuva sayfasına ulaşacaksınız. Ardından sağ üstten login diyerek Burada hesabınız varsa bu mavi butona tıklayarak hesabınız okulda sign up diyerek yeni bir hesap açacaksınız. Hesabınızı açtınız diyelim girdiniz şifrenizi falan filan. Burada mavi butona basarak girişinizi yapıyorsunuz. Buradan sonra ne yapmanız gerekiyor hemen bunu anlatacağım. Şimdi minimum 4 kişi katılabiliyorsunuz turnuvaya maksimumda 6. 4 kişi az 2 kişi yedek şeklinde. Bu turnuvaya gireceğiniz tüm arkadaşlarınız bu siteye girip üye olmak zorunda az önce anlattığım şekilde. Oraya üye olurken yazdığınız maili sakın ve sakın unutmayın. Sallama bir mail falan girmeyin. Çünkü önemli. Şimdi buradaki gördüğünüz butona bastığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada bu gördüğünüz kısma takımınızın adını yazıyorsunuz. Burada gördüğünüz kısımlara da takım arkadaşlarınızın Steam ID'lerini ve karşısındaki kısma da takım arkadaşınızın Steam üye olurken kullandığı mail yazıyorsunuz. İşte player 1'in Steam linki A, e-maili de a.gmail.com mesela gibi. İkincisinin B maili de siteye kaydoldu. bcmail.com gibi gibi gibi. 4 kişi katıldıysanız 4 kişinin, 5 kişi ise 5, 6 ise 6 kişinin sol tarafa Steam linklerini, Steam'de hangi linki kullanıyorsanız onu, sağ tarafa da şu gördüğünüz siteye üye olduğunuz Gmail adresini yazıyorsunuz. Kendinizkini yazmayacaksınız yanlış anlamayın. Buraya nickini yazdığınız kim, kişi kimse onunkini yazacaksınız. Ve burada minimum 4 kişiyi tamamladığınız zaman Submit your registration dediğiniz zaman turnuvaya katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 takımlık bir sınır var. 40 takımdan fazlası katılamaz. O yüzden bir haftalık bir süreniz var. Bilmiyorum belki dolar belki dolmaz ama yerinizi şimdiden alın. İlk gelen 40 takım turnuvaya katılır. Şimdi gelelim. Turnuvaya katılmak için dediğim gibi herhangi bir şart yok. Fakat mutlaka yapmanız gereken iki tane şey var. Çünkü bunlar turnuva zamanı sizle iletişime geçmemiz için önemli. Gördüğünüz gibi zaten burada da gözüküyor turnuva şartları olarak. Bu gördüğünüz linkten Discord adresimize takımdaki tüm üyeler olmak üzere hepiniz birden katılmak zorundasınız. Aynı zamanda burada gördüğünüz linkten de Steam'den Mami'yi takımınızdaki en az 2 veya 3 kişinin eklemesi lazım. Çünkü host Mami olacak ve size daveti atacak. Ödül gördüğünüz gibi 400 lira, kişi başı 100 lira. Bu devirde iyi para. Ödül Steam cüzdan kodunuza aktarılır, IBAN'a falan atılmaz. Steam cüzdan kodu olarak herkese 100 er lira verilir. Burada turnuvamızın açıklaması var gördüğünüz gibi. Link üzerinden ulaşıp okuyup detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz. Anlamadığınız bir kısım olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine aynı şekil burada yazıyor fakat kuralları da minik bir şekilde hatırlatayım. Diyelim ki takımınızda sonra iki kişi kaldı. Bir tanesi de hatch'i buldu. Diğeri gidip disconnect atarsa, o sona kalan kişi de hatch'ten kaçarsa böyle bir şeyi kabul etmiyoruz arkadaşlar. Direkt diskalifiye oluyorsunuz haberiniz olsun. Disconnect atmak yasaktır turnuvada. Her iki takımın da iki katil banlama hakkı vardır. A takımının katili B takımının survivorlarına karşı bir maç atarken B takımı A katilinin oynamasını istemediği iki katili banlıyor. Aynı şekil B takımının katili oynarken de A takımının survivorları B takımının oynamasını istemediği iki katili banlıyor. Camp ve tunnel serbesttir bu çok öznel bir olay. Kişi camp atıp maçı kaybedebilir, tunnel attığı kişi onu çok fazla oyalar katil çok zaman kaybedebilir. Bunlar tamamen serbesttir. Ona göre da borrowed time kullanabilir, adrenalin kullanabilir ne bileyim. Kemp'i tanılı engelleyecek şeyler kullanabilir. Bu tamamen bir strateji. Hem Survivor'lar hem de katiller için her türlü offering ve edon yasak. Burada gördüğünüz gibi Freddy'nin kahverengi sahte palet koyma edonu hariç bunu koyabilirsiniz. Freddy'nin özelliğini tamamen değiştiren bir şey. Sonuçta herhangi bir yanına ekleme yapmıyor özelliğinin. Hem katil hem Survivor'lar için tüm perkler serbest. Noet'te alabilirsiniz, Divorop'te alabilirsiniz, Garez'de alıp morileyebilirsiniz. Hiç önemli değil. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Fakat offering yasak olduğu için offering olarak takılan mori yasak. Ama Divorop neden serbest? Divorop da mı atılıyor? Çünkü Divorop counterlanabilen bir perk. Demek ki takımların totem kırması da gerekiyor bu turnuvada. Survivor'ların herhangi bir item koymaları ve oyun içinde sandıktan çıkarıp kullanmaları yasak. Böyle bir olay yasak arkadaşlar. Maksimum yapabileceğiniz şey sandığı açmak olacak. Sandığın içindeki item'ı sakın almayın. Her türlü saygısızlık, argo ve rakibi tahrik edici hareketler yasak. Ya buna şey dahil değil. T-back veya katile gel gel işareti falan dahil değil. İstediğiniz gibi t-back atabilirsiniz. Hatta maç sonu ez bile yazabilirsiniz. Bu da bir diskalifiye sebebi değil. Fakat maçtan sonra katile bilerek nasıl oyaladım ama seni ha, ha, ha docu gördün mü gel bir tane daha 360 atayım falan gibi salak saçma şeyler yazarsanız bu diskalifiye sebebi. Abartmayalım. Eğer bir gerilim olacaksa tadında olsun. Onun harici herkes maçtan sonra birbirini tebrik etsin. Dostça mücadeleler. Görmek istiyoruz. Bunu zaten söylememe gerek yok. Her türlü ile çarptırt, speed actor, duvar arkası görmedir. Bunlar tamamen yasak. Bu kişileri tespit etmesi çok zor değil tespit edilince bir daha hiçbir turnuvaya girmemek üzere permaban ile Discord'dan yasaklanacaklar. Turnuva esnasında maç sırası gelen takımlar 10 dakikadan fazla geç kalırsa otomatik olarak elenirler. İlk 3 turnuvada bu kural bizi çok zorladı arkadaşlar. Bu turnuvada kesinlikle çok dikkat edeceğim ve uygulayacağım bu kuralı. Lobby açıldıktan sonra takımınızdaki herhangi bir üye lobiye katıldıktan sonra sizin takımınız için 10 dakika süre başlıyor. Eğer 10 dakika içerisinde 4 survivor olarak toplanıp red vermediyseniz diskalifiye oluyorsunuz. Sıranız gelmeden önce birçok eşleşme oynanıyor. Birçok zamanınız oluyor. Artı burada da 10 dakika süre veriyoruz. Zaten item koymak, offering koymak yasak. 4 tane perkünüzü de zaten turnuvadan önce belirleyip odaya girdiğiniz an şak 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 koymanız lazım. Eğer maçın ilk 2 dakikasında bir kopma, işte internet gitmesi olabilir, elektrik gitmesi olabilir, cart-jurt olursa maç bir seferlik olmak üzere baştan başlatılır arkadaşlar. Eğer 2 dakika geçtikten sonra bir kopma olursa yani oyundan ayrılan kişi ölmüş sayılır ve maç devam eder. Maç tekrarlanmaz. Çünkü ilk 2 dakika, çünkü ilk 2 dakikadan sonra maç bir şekilde oturmuş oluyor. İşte belki jam bitirmişsinizdir, belki katil 1-2 tane hook almıştır. Oradan sonra maalesef maçı tekrarlatamayız. Dediğim gibi tur geçen takım nasıl belli olacak? Turnuvanın mantığı ne? Şeklinde sorular soruyorsanız buradaki turnuva açıklama kısmını detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ha ona rağmen anlayamadıysanız eğer yorumlarda belirtebilirsiniz bana merak ettiğiniz soruları. Buradaki turnuva şartlarına lütfen ve lütfen çok dikkat edin. Turnuva 14 Ağustos Cuma günü saat 18'de gördüğünüz linkten canlı yayınlanacaktır arkadaşlar. Katılan katılamayan herkese turnuva günü izlemeye bekliyorum. Bu sefer bilgisayarım sağlam, internetim sağlam. Yani böyle deyip inşallah bir şomazlık yapmam fakat önceki turnuvalara göre çok daha akıcı, çok daha HD, çok daha güzel sunumlu bir turnuva olacak. Umarım yani inşallah bunu temenni ediyoruz. Şimdiden katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum efendim. Bu gördüğünüz linkten Discord adresimize de gelerek DBD takım arama odasında kendinize takım arkadaşı bulabilirsiniz. Aynı zamanda turnuvadan birkaç gün önce turnuvaya katılan takımların odası hazırlanacak. Yine aynı şekilde bu linkten Discord sunucumuza gelerek turnuvaya 1-2 gün kala takımınızın kaydını da Discord'da yaptırabilirsiniz. Böylece size ayrılan odaya sadece siz girebileceksiniz. Başkası girip sizi rahatsız edemeyecek. Turnuva vakti yani 14 Ağustos Cuma günü saat 18'de gördüğünüz linkteki Discord adresinde bulunmanız şart. 4 takım üyesi de orada değilse o takım diskalifiye oluyor. Haberiniz olsun. Turnuva günü size ayrılan Discord odasında yer almanız gerekiyor. Her şey gayet net ve açıklayıcı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ama ona rağmen yine de aklınızda bir soru işareti varsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. 13 Ağustos Perşembe günü canlı yayında aynı bu şekilde burada gördüğünüz canlı yayında turnuva kuralları çekilecektir arkadaşlar. Yani 14 Ağustos'a kadar değil de 13 Ağustos'a kadar giriş yapma imkanınız var turnuvaya. Ona göre 7 gün değil 6 günlük bir katılım hakkınız var. Haberiniz olsun. Tekrardan turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dilerim. Bir sonraki yayınlarımızda ve videolarımızda görüşmek üzere efendim. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler.